Evet, kıymetli Kuzey Kent halkı, kıymetli hemşerilerim. Öncelikle 31 Mart'ta vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Burada sağ olasın. Sizlerin gerçekten de bir 5 yıl görev yaptıktan sonra aynı motivasyonla bizleri desteklemeniz, arkamızda durmanız bizleri gururlandırdı. Tıpkı 5 yıl önce de yine mahalleye geldik. Bu kürsüyü kurduk. Yenişehir sizden sorulur dedik. Şimdi de söz sende diyoruz. Ve siz burada çıkacaksınız. Sadece günlük sorunlar değil. İşte kapımın önündeki çukur ya da şuradaki şu anlık çözülecek meselelerden çok sizlerin 5 yıl boyunca bizim vizyonumuzu açacak, mahallemizde kalıcı çözümler üretecek, hizmetler üretecek teklifleri bekliyoruz sizden. Evet, bugün burada sizlerle kentimiz için, yeni şehrimiz için, Kuzey kentimiz için bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Aramızda kıymetli meclis üyelerimiz var, başkan yardımcılarımız var. Muhtarım burada. Kendileriyle burada daha çok sizlerden görüş ve önerileri almak, ihtiyaç ve beklentileri anlamak amacıyla düzenlediğimiz bu toplantıda şunu anlatmaya çalışıyoruz. Demokrasi sadece sandıkta oy verdiniz, gerisi bizde değil. Birlikte yöneteceğiz. Birlikte yönetim anlayışımızı ifade ediyoruz. Demokrasi halkın sesinin her zaman duyulduğu ve dikkate alındığı bir yönetim şeklidir. Ve biz halkın görüşlerine daima açık ve duyarlı olmakla yolumuza devam edeceğiz. Evet, iyi belediyecilik halkın ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçları en uygun biçimde çözümler geliştirmek ve çözmektir. İyi belediyecilik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı esas alır ki bugün yaptığımız davranışta bunun temelini oluşturuyor. Bundan tam 5 yıl önce yine bu sandıkları kurduk, bu kürsüleri kurduk. 5050 kişi katılım sağladı. 277 bin kişinin yaşadığı yerde 5000 kişinin bir fiil katılım sağlaması demokrasi açısından çok önemli bir şey. Ve biz onların açtığı yoldan, daha doğrusu onların önerilerini aldık. Bir uzman ekip onları tasnif etti, değerlendirdi ve biz alanında uzman kişilerle, konu eğitimle alakalıysa üniversiteden, sendikalardan, ondan sonra eğitim kurumu temsilcilerinden yetkililer alarak bunları değerlendirdik. Geçtiğimiz 5 yıllık planı bu şekilde hazırladık. Şimdi aynı işlemler tekrarlanacak ve siz bugün bizlere burada çok önemli açılımlar, çok önemli katılımlar sağlayacaksınız. Buna eminim. Söz sizin diyorum. Bizi burada bu şekilde kabul ettiğiniz, ağırladığınız için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bana bu söz hakkı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sayın Başkanım, benim bireysel olarak ne kadar bir sıkıntım oldu, size cevap oldunuz. Herkesin huzurunda size teşekkürlerimi sunuyorum. Ama benim toplumsal sorunlarım var. Mahallemin, halkımın sorunları var. Dus acı söyler başkanım. Bizim gerçekten Gülten arkadaşa dile getirdiği üst geçit için gerçekten bir an önce onu çözüm olmanızı istiyorum. Bir, yüzme havuzuna çocuklar götürüyordu ama maalesef son dönemde hiç bunlar ilgilenilmedi. Çocuklarımızı niye yüzme havuzuna götürülmüyor? Bu bir sorun.
Etüt Merkezi için teşekkür ederim. Burada aldım haberi, çok mutlu oldum. Evet, hayvanlarımızı koruyalım. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Başka pazarları lütfen denetelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi çalışmalar. Ederim. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Sizi burada görmekten çok çok onur duyduk. Benim şöyle bir sorunum var. Ben 3141 sokakta oturuyorum. Suvadi Konutları Yönetim Kurulu Başkanıyım ayrıca da. Şimdi bizim sitemizin önünde kocaman bir dere yatağımız var. Dere yatağımız olduğu için karşısında da 3152 sokak var. Bu iki sokak arasında bizim kanalizasyonumuz yok. Ben yönetim olarak pompayla kanalizasyon sorunu hallediyorum. Üst yola verdiğim için 26 caddeye. Şimdi benim sizden ricam, oraya kanalizasyon ve o kanalizasyon yapıldıktan sonra üzerine güzelce bir yürüyüş yolu yapılabilir. Çünkü alan çok müsait. Bir bisiklet yolu yapılabilir. Orası ıslah edilip çok güzel topluma kazandırılabilir bence. Sayın Başkanım, çok değerli başkan yardımcılarım, meclis üyemiz, Yenişehir Belediyemizin çok değerli bürokratları ve siz Değirmençay'ın güzide insanları. Başı Toros Dağları kadar dik, gönlü Akdeniz kadar sıcak bir mahalleye tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, burada bir Yenişehir'in güçlü yönü, zayıf yönü, fırsatı ve tehditleri konuşulmak üzere şurada olduğu gibi sözü Değirmençay'a verdiniz. Ben bu konuda sizlerle sorunları dile getirmeye çalışacağım. Buradaki uzman arkadaşlarımız da notlarını alıyorlar. Ama öncelikle sizlerin sosyal belediyeciliği Mersin merkezdeki belediyeler arasında en iyi uygulayabilen bir belediye başkanı olmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Çünkü sosyal belediyeciliği uygulayacak olan belediye başkanında tabiri caizse mangal gibi yürek olması gerekir. İşte o yürekli adam da burada.